Merhaba sevgili öğrenciler. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Öznur Kısacık, üniversitemiz bünyesinde yer almakta olan eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Sağlık Bilimleri Fakültemiz hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Üniversitemiz İzmir Karayolu üzerinde, Zafer Külliyesi içerisinde hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizyoterapi rehabilitasyon bölümleri ve sağlık yönetimleri bölümleri olmak üzere toplam 4 bölümde A, B ve E blokta toplam 3 binada 2098 öğrencisiyle eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Çok kısa tarihsel gelişim sürecinden bahsetmek istiyorum sizlere. Fakültemiz ilk olarak 1997-1998 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ön lisans eğitimi veren ebelik bölümüyle faaliyetlerine başlamıştır. 1999-2000 yılında ise ebelik bölümünün öğrenci alımına son verilerek hemşirelik bölümü 60 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetine Afyon Sağlık Yüksekokulu olarak başlamıştır. 2007-2008 eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu bünyesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon ve sağlık yönetimi bölümleri, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise beslenme ve diyetetik bölümleri açılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında sağlık yönetimi bölümümüzün, 2017-2018 yılları arasında ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerimizin ikinci öğretim programları eğitim öğretim hizmetine açılmıştır. 2018 yılında Türkiye'deki sağlık temalı 3 üniversiteden biri olarak kurulmuş olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kuruluşu ile birlikte Afyon Sağlık Yüksekokulu 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak da eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Her şeyden önce sağlık temalı bir üniversite parçası olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bizler alanında uzman, yetkin, işbirliğine odaklanan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı geçerli kılınmış olan bir sağlık bilimleri fakültesi olmayı hedef bilmekteyiz ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi bu yönde devam etmekteyiz. Her şeyden önce bilimsel yaklaşımları kullanmayı esas alan, işbirliğine dayalı, etik ve ahlaki ilkelere değer veren alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmek en önemli hizmet bilincimiz arasında yer almaktadır. Şu anda Sağlık Bilimleri Fakültemizde akademik personellerimizin ünvan dağılımlarına bakacak olursak toplam 2 doçent, 19 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisiyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde Afyon Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kayıtlı toplam 2098 öğrenci sayımız mevcuttur. Üniversitemizde aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde şu anda toplam 44 yabancı uyruklu öğrencimiz de eğitim öğretimlerine devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde yer almakta olan 4 bölümden biri olan hemşirelik bölümü hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hemşirelik bölümümüz sağlık hizmetlerinin sunumunda birey, aile ve toplum için hemşirelik hizmetlerini planlayan, uygulayan, değerlendiren ve bu alanda nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölüm olarak eğitim öğretim hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz. Hemşirelik bölümümüz 2020 YKS taban puanında 342 binde puanıyla öğrenci almıştır ve sayısal bölümle öğrenci almıştır ve %100 kontenjanla eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Şu anda hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültemizin hemşirelik bölümünde toplamda 446 öğrenciyle devam etmekteyiz. Bugüne kadar toplam mezun sayımız hemşirelik bölümünde 1493'tür. Hemşirelik bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektöre ait olan hastanelerde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu sağlık kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, özel gruplara yönelik bakım ve rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin yapıldığı alanlarda hizmet verebilirler ve istihdam edilebilirler. Bunun yanında sağlık hizmeti sunulan kuruluşlarda eğitim, danışmanlık ve koordinatör rollerinde yerine getirebilirler. Ayrıca hemşirelik bölümü mezunlarımız lisans eğitiminden sonra gerekli eğitimsel yapıyı tamamlayarak hemşirelik eğitim kurumlarında da akademisyen olarak da çalışabilirler.
Hemşirelik bölümümüz 4 yıllık lisans eğitimleri süresince öğrencilerimiz hemşirelik bölümümüzde toplam 119 saat teorik eğitim, 128 saat uygulamalı eğitimi olmak üzere toplamda 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadırlar. Son sınıftaki, 4. sınıftaki hemşirelik bölümü öğrencilerimiz klinik uygulama 1 ve klinik uygulama 2 dersleri kapsamında eğitim-öğretim süreçlerinin haftalık 28 saatini hastane uygulaması olarak tamamlamaktadırlar. Hemşirelik eğitimi biliyoruz ki temel becerilerin kazanıldığı hem teorik hem de uygulama eğitimin paralel devam ettiği bir meslektir. Dolayısıyla öğrencilerimiz hastane uygulamasına başlamadan önce fakültemiz bünyesindeki mevcut hemşirelik beceri laboratuvarımızda öğrencilerimiz temel hemşirelik becerilerini ve uygulamalarını laboratuvarımız bünyesindeki araç, gereç ve maketlerimizle hem demonstre hem de simüle etme imkanı bulabilmektedirler. Bununla birlikte temel hemşirelik dersleri kapsamında fakültemiz bünyesinde mevcut olan ameliyathane laboratuvarımızda cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında uzman öğretim üyelerimiz kapsamında öğrencilerimiz ameliyathane hemşireliği, cerrahi hemşireliği kapsamındaki temel kavram ve uygulamaları deneyimleme fırsatı bulabilmektedirler. Hemşirelik bölümü öğrencilerimizin uygulama ortamları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz birinci sınıf eğitimlerinin bahar dönemi ile birlikte temel hemşirelik becerilerini öğrendikleri ve deneyimledikleri hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar dersi kapsamında hastane ortamında tanışırlar. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim süresince temel hemşirelik dersleri kapsamında öğrendikleri teorik bilgilerini klinik uygulamaya çıkarak hasta bakımına entegre etme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz klinik uygulamalarını üniversitemiz bünyesinde ve kampüs alanımızda oldukça donanımlı bir hastane olarak hizmet veren Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin dahili ve cerrahi klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, ayaktan tedavi üniteleri, doğum ünitesi, psikiyatri klinikleri gibi hemşirelik hizmetlerini yürütüldüğü tüm faaliyet alanlarında deneyimleme fırsatı bulmaktadırlar. Burada özellikle sizlere öğrencilerimizin klinik uygulamada gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin bazı kareler sunmak istiyorum. Öğrencilerimiz hastane uygulaması dışında hemşirelik alanına ilişkin sağlıklı birey ve toplum sağlığına yönelik hizmetlerin ve uygulamaların gerçekleştirildiği halk sağlığı hemşireliği kapsamı dersi kapsamında aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim kuruluşlarında da klinik uygulama yapma fırsatı bulabilirler. Fakültemiz bünyesinde yer alan bir diğer bölümümüz fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüzdür. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz hem sağlıklı birey hem de hasta bireyin gereksinim duyduğu hareket ve egzersiz faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu yetkin fizyoterapistlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Mezun öğrencilerimiz üniversiteler, devlet hastaneleri, sağlıklı yaşam merkezleri, özel hastaneler, huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri, özel rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, milli takım kulüpleri ya da kaplıca merkezleri gibi çok farklı alanlarda istihdam edilebilirler. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerimizin 2020 YKS taban puanlarına bakacak olursak, normal öğretimle öğrenci alan bölümümüzde 304.000 taban puanıyla, İkinci öğretim bölümümüz ise 295.000 taban puanıyla öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz 4 yıl süresince hem öğrenci merkezli, teorik hem de uygulamalı bir eğitim süreci öğrencilerimize sunar. Toplamda 734 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri süresince toplamda 102 saat teorik eğitim, 42 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam yine 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadırlar. Ve son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerimiz klinik uygulama dersleri kapsamında eğitim süreçlerini öğrenci fizyoterapist olarak son dönemlerini hastane ortamında klinik uygulama yaparak gerçekleştirirler. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerimiz de kampüs alanımızda yer almakta olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin fizyoterapi ve rehabilitasyon ünitelerinde ve fizyoterapi laboratuvarında klinik uygulama yapma fırsatı bulmaktadırlar. Bu alanlarımıza ilişkin bazı kareler sizlere sunmak istiyorum. Oldukça donanımlı,
araç gereçlerle mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak birçok fizyoterapi rehabilitasyon kapsamındaki becerileri deneyimleme fırsatı ve uygulama fırsatı bulabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde yer alan bir diğer bölümümüz beslenme ve diyetetik bölümümüz. 2009 yılında fakültemiz bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Alanında yetkin diyetisyenler yetiştirmeyi hedefleyen beslenme ve diyetetik programımızın 2020 YKS puanında 328 bin taban puanıyla öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Şu anda toplam 257 öğrencisiyle lisans eğitimine devam etmekte. 2009-2021 yılları arasında da 430 öğrencimiz beslenme ve diyetetik bölümümüzden mezuniyetini gerçekleştirmiştir. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimin devam ettiği beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerimiz teorik kısmı 140 saat, uygulamalı bölümü 95 saat olmak üzere yine toplamda 240 AKTS'yi tamamlarlar lisans eğitimleri boyunca. Dersler aynı zamanda teorik ve uygulamalı laboratuvar ortamında da yürütülmektedir. Ve bununla birlikte çalışma alanlarına yönelik alanında uzman öğretim üyeleriyle birlikte öğrencilerimiz seminer, rapor, bitirme projesi gibi faaliyetleri de yürütmektedirler. Beslenme ve diyetetik bölümümüze ilişkin fakültemiz bünyesinde beslenme ilkeleri laboratuvarımız, besin kimyası laboratuvarımız ve antropometri laboratuvarımız kuruluş aşamasında olan öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinde uygulamalarını gerçekleştirebilmesi için yeterli donanıma sahiptir. Yine bölüm öğrencilerimizin laboratuvarda uygulamalarına ilişkin bazı kareler sizinle paylaşmak istiyorum. Beslenme ilkeleri laboratuvarımız. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerimiz 3. yılın sonunda tüm dersleri almış ve başarılı olmaları kaydıyla yaz döneminde 30 iş günlük bir saha çalışması yani bir klinik uygulama gerçekleştirmek durumundadırlar. Eğitimlerinin son sınıfında ise 30 iş günü saha çalışmasını bitirmiş olmak kaydıyla 1 yıl süreli olarak kurum ve hastanede beslenme klinik uygulaması dersi kapsamında son dönem eğitim yıllarını hastane uygulamasında öğrenci diyetisyen olarak gerçekleştirmektedirler. Fakültemiz bünyesinde yer alan bir diğer bölümümüz sağlık yönetimi bölümümüz. Normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim öğretimine devam etmektedir. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kamu hastanelerinde, özel hastanelerinde, il sağlık müdürlüklerinde gibi farklı kurumlarda istihdam edilebilme imkanları bulunmakta ve yine alanında yetkin eğitimleri tamamladıktan sonra sağlık yönetimi bölümlerinde akademisyenlik görevlerine de devam edebilmektedirler. Sağlık yönetimi bölümümüz eşit ağırlıkla öğrenci alımına devam etmektedir. 2020 YKS puanlarına göre normal öğretim sağlık yönetimi bölümümüz 254 binde, ikinci öğretim bölümümüz de 235 binde taban puanına öğrenci almıştır. Normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere toplamda 661 öğrencisiyle eğitim öğretimine faaliyetlerine devam etmektedir. Teorik ağırlıklı bir eğitim sunmaktadır. Sağlık yönetimi bölümümüz eğitim öğretim yılının ilk 3 yılında. 4. sınıf sağlık yönetimi bölümü öğrencilerimiz ise sağlık kurumlarında alan çalışması dersi kapsamında eğitim yıllarının son yılını 4. sınıfta hastane uygulaması olarak tamamlamaktadırlar. Yine 4 yıl boyunca 147 saat teorik, 57 saat uygulama olmak üzere toplamda 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadırlar. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezimizde, Devlet Hastanesi bünyesinde, yine üniversitemize bağlı Diş Sağlığı Merkezi'nde ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde öğrencilerimiz uygulama yapma fırsatı bulmaktadırlar. Üniversitemiz bünyesinde Uluslararası İlişkiler Merkezi kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin de öğrenci değişim programlarından yararlanabilme imkanları vardır. Farabi ve Erasmus değişim programları kapsamında 2014-2020 yılları arasında toplam 45 öğrencimiz bu değişim programlarından yararlanmıştır. Öğrencilerimizin aynı zamanda kişisel gelişimlerine ve özellikle bilimsel faaliyet organizasyon becerilerine de önem veren bir fakülte olarak kendimizi görüyoruz. Ve fakültemiz bünyesinde aktif faaliyetlerini gösteren 4 adet öğrenci topluluğumuz 2019-2020 yılları arasında toplamda 43 faaliyet alanında yürütmüşlerdir. Yine okulumuz kulüplerinin burada belirli gün ve haftalarda ve bilimsel etkinliklere ilişkin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden bazı kareler sizinle paylaşmak istiyorum. Hemşirelik kulübümüzün faaliyetleri, beslenme ve diyetetik topluluğumuzun
faaliyetlerinden kareler, fizyoterapi ve rehabilitasyon topluluğumuzun faaliyetlerinden yine kareler sunmak istiyorum sizlere. Sağlık yönetimi topluluğumuzun yine gerçekleştirmiş olduğu bilimsel etkinliklere ilişkin bazı kareler sizinle paylaşıyorum. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak özellikle bilimsel faaliyetlere de ev sahipliği yapmaya özen gösteriyoruz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşirelik bölümü olarak 18. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongrelerine ev sahipliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz ve çok büyük bir katılımla Türkiye'nin dört bir yanından hemşirelik bölümü öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen kongreye katılarak çok coşkulu ve güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Biz aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim öğretimleri süresince akademik başarılarının gelişmesine de oldukça önem veren bir fakülteyiz. Bu kapsamda 2017 ve 2021 yılları arasında toplamda 6 adet öğrencilerimizin projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Bununla birlikte çeşitli kongrelerde öğrencilerimizin sözlü bildiri ya da poster bildiri kapsamında sahip olduğu ödüller olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda öğrencilerimize fakültemiz öğretim üyelerinin akademik danışmanlıkları devam etmektedir ve öğrencilerimizin teorik gelişimleri kadar akademik gelişimlerini de desteklemeyi oldukça öncelikli olarak görüyoruz. Fakültemiz bünyesinde kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz için üniversitemiz yerleşmesi içerisinde kredi yurtlar kurumuna ait bir yurt bulunmamakta. Ancak üniversitemiz yerleşkesi il merkezine çok yakın olduğu için yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinde hali hazırda sayıları 13'e varan ve toplam kapasiteleri de yaklaşık 11.550 olan hem devlet kapasitesinde hem de özel yurtlarda öğrencilerimiz barınma imkanı bulabilmektedirler. Mevcut yerleşkemiz içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 500 metrekarelik alanda 400 kişi kapasiteli bir öğrenci yemekhanemiz bulunmakta. Aynı zamanda hem akademik hem de öğrencilerimiz idari personelimize de hizmet verecek olan yeni bir yemekhanemizin de inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bununla birlikte yerleşkemiz içerisinde mevcut olan okullarımız ya da hastanelerimiz içerisinde de öğrencilerimizin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri toplam 7 adet kantin ve kafeteryamız mevcuttur. Afyonkarahisar ilimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında aynı zamanda ilimize gelecek öğrencilerimiz için de boş vakitlerinde gezip görebilecekleri birçok tarihsel mirası da ve tadılmaya değer lezzetleri de içinde barındıran bir il olduğunu söylemek istiyorum. Öğrencilerimizin öğretim ve eğitim faaliyetleri dışında boş vakitlerini gerçekleştirebilecekleri çok farklı kafeler, alışveriş merkezleri, sosyal alanlar ilimizde bulunduğunu söyleyebilirim. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak mezun gelecek olan öğrencilerimizi fakültemizde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.